Alo. Yani bu adamdan hiç böyle bir hareket beklemedim. Tam tek atan ilk Müslüman olarak. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Solo Survivor videosundan hepinize selamlar. Gençler, şimdi şöyle bir şey var. Bugün Dead Art'la oynamak istemiyorum. Kıvrağa geçeceğim. Fakat Lori 49 levelde kaldı. Birkaç maç atıp Lori 50 level yapıp seviye 1 Decisive'i tüm karakterleri açtıktan sonra Fangman'ı oynamaya başlayacağım. Şu an canavri perk'üm hiçbir karakterde olmadığı için bugün mecbur David oynayacağım. Yani birkaç maç Dead Art'la devam edeceğiz. Sonra Kıvrağa geçeceğim. Bu arada 16 Ağustos'ta sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, Resident Evil'ın yeni chapter'ı geliyor arkadaşlar. Hangi katil, hangi survivor falan gelecek inceledim. Ne oluyor lan? Oğlum bu kim? Alo Erika? Erika! Aşağı in! Chrissy, wake up! I don't... Merhaba. Şey, Stranger'daki Erika sandım da ona benziyordu. İşte hangi katil gelecek, hangi survivor falan gelecek inceledim. 16'sında da detaylı bir şekilde şey yaparız. Alo? Ananı avradını. Ya ayo olay, bana bir zehir at, bana bir şey yap ya. Konuşamadım arkadaşlar, ben yani şu an size ne yapacağımı anlatamadım. Yani şu an birçoğunuz ne yapacağımı bilmiyor bence. Yani şey diyorum, 16'sında da hani birçoğumuz... Arkadaşlar ben hala konuşamıyorum. 16'sında tanıtımını falan çekerim yani, merak etmeyin, hani yeni güncelleme geldiği zaman hemen soruyorsunuz ya. Edda Wong geliyor sanırım survivor olarak. Çok sevdiğim bir karakter. Çok oynamadım Resident oyunlarını ama niye sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar Edda Wong'u. Bahane düşündüm ama bulamadım. Hepimizin ortak noktası, hepimiz niye sevdiğimizi biliyoruz. Yalnız söylemeyi unuttum, bana sakın bir daha o kamçınına vurma sakın. Ben at değilim, kendine gel. Ya buğun açınca şöyle bir güven hissi geliyor yani, böyle şöyle bir rahatlama hissi. Jeni bozdu. Hemen kaçmam lazım. Gelmesene. Alo. Şimdi arkadaşlar güzel bir taktiğim var benim. Hepiniz bu taktiğin ne olduğunu biliyorsunuz. Oğlum Kur'an çarpsın, onu zombi sandım, Dead Art attım. Allah belanı vermesin senin a**ına kodumun erikası. Yemin ediyorum bir an önüme çıkınca zombi sandım, biliyor musunuz? Ben oyun seslerini düşükte oynuyorum da. Hani videoda kendimi daha rahat duyayım diye. Bahanelerim yavaş yavaş gelişiyor, fark ettiniz mi? Yani sıradan değil yani, şu dediğime inanmak zorundasınız. Başka ihtimaliniz yok. Ama gerçekten bahane değildi, ciddi söyledim. Kulaklıktan kısıyorum, size ses yüksek geliyor ama kulaklıktan kendim kısıyorum. Yoksa rahatsız ediyor beni. Oyunun sesleri zaten yüksek yeterince. Sürekli ah uh ah uh bağırma sesi var. At şu kamçını hadi ya. Sen ne mal bir adamsın ya. Hehe bu. Hay bu itten. İte bak. İt demişken İtike filmini hiç sevmiyorum ya. Kanayan yaramdır, biliyor musunuz? Şey ne kadar güzelse. İlk bir ne kadar güzelse, ilk bir de biraz saçma oldu ama. Yani iki de o kadar kötü benim gözümde. Ama şu yüzden de sevmemiş olabilirim. Sinemaya gidememiştim ben izlemeye. Dolayısıyla Türkçe dublaj izlemek zorunda kalmıştım. Belki Türkçe dublajını sevmemişimdir, bilmiyorum. Türkçe altyazılı izlesem belki biraz daha etkilenebilirdim. Türkçe dublaj her zaman biliyorsunuz ki keyif vermiyor. Zaten hiçbir zaman Türkçe dublajdan yana değilim. Sadece animasyonlar çok güzel oluyor ya Türkçe dublajın. Buz Devri'nin falan mesela çok güzel Türkçe dublajı. Onun harici hiç alışık olduğum bir şey değil. Chase'in ortasında bir yandan film konuşuyorum, hani anladın mı? Hem eleştiri kanalı bu çocuk, hem oyun kanalı bu çocuk. Daha ne yapsın bu çocuk ya? Bak bu da bu çocuğu. Tanıştırayım arkadaşlar. Ya Erika. Oğlum adam Selena gibi. Kimin yardıma ihtiyacı olsa gidiyor koşuyor ya. Al tamam Erika, al. Al sırtında da götür beni, gel. Jene sırtında götür beni. Sanki ben yatalağım. Yani olduğum yere sıçıyorum sanki ben. Gel altımı da temizle, oldu bari ya. Oldu bari mi? Solo'da böyle adam bulmak zor arkadaşlar. Erika'nın değerini bilin. Erika wake up. I don't like this Erika wake up. Anan. Bunu mecbur arayacağım yoksa düşerim. Çünkü hasar aldıktan sonra salak saçma bir kaçma animasyonuna girdim. Bak beni arıyor orada. Kesin orada beni arıyor. Bak bulamadı. Görecek şimdi beni, gelecek. O ne öyle? Orayı kırmazsa onu deleceğimi anladı. Come on girl. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu dün attığım killer gameplay'in hemen arkasından çekiyorum. Yani yemin ediyorum bu oyun beni bipolar yapacak. Yani 5 dakika önce survivor'lara sövüyordum. Şimdi katile bulilik yapıyorum, come on girl falan diye. Yani hiç hoş şeyler değil ya. Ulan cama çıkmış. Ezan okununca bir an o kadar net okudu ki hocam. Annem yanında namaza durdu yani, o kadar net okudu hocam. Allah ha, ağzına sağlık hocam. Hocam ağzına sağlık derken bir yandan da adama sövdüm. İkisi birleşince yanlış bir şey çıkıyordu, az daha çarpılıyorduk. Takım çok iyi, takım çok yardımsever. Hoş bir maç geçiyor şu an. Ya kayıp balık Nemo, yapma bak. Yani seni kırmak istemiyoruz ama git artık yani. Bana bir daha geri dönsen öyle. Oğlum ne değişik bir animasyon lan, vurduğu gözükmüyor adamın. Hehe bu.
Şimdi bir kere atladığımız için ikinci kere yine atlayacağımızı düşünecek. Evet arkadaşlar, karşımda bir bot var. Yani benim hatam, kusura bakmayın. Bot olsa tepki verir ya. Yani bot olsa yemin ediyorum bir yaşam belirtisi verir, anladın mı? Der ki bu adam bir kere bunu yaptı. Oldu. Olduğun yerde dedart atılmıyor ya, onu unuttum yine ya. Adamsınız, adamsınız. Blokla orayı, bir hasar lazım. Alo. Oğlum biri yok muydu? Ben kendi kendime niye gelin gibi oldum şu an? Ananı satayım. Erika, Erika kaç. Erika demeden Amerika diyemezsiniz arkadaşlar, bunu unutmayın. Arkadaşlar yani bir övgü dolu sözler ettim sizin için. Beni struggle'a soktunuz ya. Tamam gel şimdi. Gel gel, alo. Ya sen aptalsın ya. Sana övgü dolu sözler eden ağzım. Geri zekalı, orada klik klik yapacağına hiç asılmamış. Gelse beni aldı ya. Seni bloklayacağım, var sonra öldürteceğim seni. Kötülüğe iyilikle karşılık verin diye kimi öğrettiyse size arkadaşlar, onu yalan söylemiş. Kötülüğe kötülükle karşılık vereceksin kardeşim. Erika kusura bakma, sen de çok masum değilsin yani. Beni orada alabilirdin. Gerçi hadi sen bir kere asılmışsın, tamam sen yine şey yapmadım çok seni. Seni kara listeden, ölüm listesinden çıkartıyorum seni Erika. Kolay gelsin. Abi Erika şurada. Abi Erika yanımda, yakaladım bunu. Kolay gelsin. Öldük. O kadar riskli oynarsan Ahmetciğim ölürsün, aha. Ölmedim lan, gitti. Jane durdur. Şu anasını deldiğimden kaç. Killer Shack'e gir. Bakalım adam içeri mi girecek. Hayır, güzel fake. Bu arada vurur kancayla muhtemelen. Şu tarafa doğru kaçalım çünkü adam Jane'i tutmakla meşgul. Gidip heal'lanalım. İşte bak, birisini struggle'a sokmak killer için çok önemli aslında. Mesela ben o Jane'i bitirirdim. Yaralı olmak çok umurumda olmazdı eğer bir kere asılmış olsaydım. Ama son asılışım olduğu için bak ta buraya geldim, heal'lanmak zorundayım. Yaklaşık 30-45 saniye falan kaybettim yani. Survivor videosunda killer taktiği de veriyor ama yiyeceğim artık bu çocuğu ya. Sanki killer oynayanlar bu taktiği bilmiyordu. Kendisine laf falan da sokuyor, inanılmaz bir yetenek. Oğlum kale savunma oyunu oynar gibi, mobil oyun gibi bunu buraya bırakmış. Bak salağa bak, nereye bakıyor. Ne olacak şimdi? Adam orada bizimkileri kovalıyor. Bu da Jane'i savunuyor. Yani ablası oyun istiyor, oyun. Kaçma ondan. Zararsa vallahi zararsa oyun istiyor ya. Yine geliyor kahpe keçi ya. Tamam şimdi yine atlıyor gibi yapıp fake vereceğiz. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilirim şu an. O zombi var ya, öyle bir şeye soktu ki beni. Strese. Geliyor ama nafile. Umarım Noe'de yoktur. Mort kaldı. Ananı s**eyim. Sen var ya sen. Kahpe bir keçisin ya. Oo, ya oğlum git be. Oğlum şuna bak oğlum. Neyin loop'unu atıyorum şu an. Bir şey diyeyim, Noe dedim. Akideşler Noe dedim. Alo. Oğlum ne oluyor? Burada da zombi var. Siz benim başıma bela mısınız lan? Ha? Yo değiller. Kanka ne olur atlayacağımı düşün lütfen. Oğlum çok ruhsuzsun ya. Vallahi billahi Kur'an çarpsın. İnanılmaz ruhsuz bir adamsın ya. Çok iyi dedart lan. Çok iyi dedart lan. Ama nereye kaçacağız? Takım arkadaşlarım benim için ne kadar çabalıyor şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Aa öldük. Tamam sakin oyun. Sakin oyun. Nereye açtınız lan? Benim de haberim olsun. Ben de gideceğim. Beni de alın. Nasıl yemedin onu? Onu nasıl yemedin? Ben bile bu oturduğum yerden onu yedim yani. Yani arkadaşlar ben burada yalnızlığa terk edildim ya. Bir tanesi zaten kapı açılmadan kaçmış. Helikopter mi geldi kurtardı onu, ne yaptı anlamadım. Bir tanesinin hadi son asılışı. Kate ne yaptı? Neyse iyi maçtı, fena değildi. İkinci haritamız da güzel, gayet güzel. Boğma çukuru diyor arkadaşlar. Çukuru kim boğuyorsa lütfen bıraksın. İnce yapıyorum araya, anladın mı? Aha assassin. Bu Spine Chill görünmez katilleri de gösteriyor mu arkadaşlar? Mesela Wraith peleriniyle 36 metre yakınıma girse Spine Chill yine aktif oluyor mu? Bilenler yorumlarda yazabilir mi? Teşekkürler. Tüm yorumlara kalp atamıyorum veya bazen cevap veremiyorum arkadaşlar. Ama emin olun %90'ını okuyorum yorumların. Oy reis. Ben de bu anı bekliyordum işte. Yalnız Tinker'ı var. Aman çocuklar dikkat edin. Dikkat edin çocuklar. Beni beğenmiyor musun? Geliye. Ojen'e bir daha vursana. Benim buzulu varsa seks vakti.
Hareketi kes. Mümkün değil ya onu yememesi. Yani bunu yemeyen bir Müslüman tanımıyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Alo. Yani bu adamdan hiç böyle bir hareket beklemedim. Tam tek atan ilk Müslüman olarak. Acıdım lan adama. Biraz tatlı ama sanki sinirlenmiş gibi mi bana? Biraz cıcık sinirlenmiş gibi mi sanki? Spotu bir kes, spotu bir kes. Oğlum bu Macmillan zaten güçlüydü, bu spotu niye eklemişler? Bu nasıl bir spot lan? Yani Jungle Gym ve L spotunu birleştirmiş gibiler. Bak şuradan atlıyorsun. Sonra bu taraftan gidip şundan atlıyorsun. Oo, base yedi. Aman tanrım. Bu arada gençler, tam tarihini bilmiyorum. Belli değil çünkü ama Leatherface'in oyunu çıkıyor biliyorsunuz ki. Aha yemedi, sıçtık. Durun ben şimdi size anlatacağım. Leatherface'in oyunu çıkıyor ve oyununun gameplay trailerını izledim. İlk filmdeki 3 katil var. Yani Leatherface var. Leatherface'in babası mı ne var, bir de kardeşi var. İlk filmi izlemediyseniz izleyin. Oyununu daha net anlarsınız. Biraz şey bir film böyle, sadece diyaloglardan oluşan bir film. Çok eski olduğu için çok fazla efekt falan yok ama fena değildi film. En azından oyununu daha net anlarsınız. Ne zaman çıkıyor bilmiyorum ama çıktığında da mutlaka oynarız. Yani tüm şu an gelecek oyunlar arasında en hype'landığım diyebilirim. Bir de şey, Outlast'ta da çok hype'lıyım. Bunun yanına bir de The Forest 2 var. Bunlar çok güzel seri olacak. Arkasından girip alır mıyım bizimkileri dedim de. Evet, bizimkiler zaten kaderlerine. Lan denesem mi lan? Vurur mu ki bana? Nerede bu? Insidious yaptı değil mi? Nerede oğlum adam? Ha s**tır, adam içeride değil mi? Alo? Adam nasıl çarptı oğlum? Nereye çarptı? Testleri yere çarptı. Oha! Ben adam içeride sanıyorum. Ona göre girmiyorum içeri falan. Oğlum adam basement'a iki kişi asıp camplemedi lan. Helal olsun lan sana. Sen delikanlı bir bubbasın. Ne yapıyor o hala orada? AFK mı bırakmış? Kaçın geliyor. Tinkerer mı var? Yo. Oğlum öğren artık. Tinkerer var işte adamın. Oğlum adam bir yere mi gidiyor? Ananı s**eyim. Altıma sıçtım. Insidious camp mi yapıyor diyecektim. Yapıyormuş. Oğlum ne oluyor? Bütün tuşlara basıyorum şu an s**eyim ya. Ah yetişemeyeceğim ki. Tinkerer'a mı gitti, Insidious camp mi yapıyor, onu anlamadım ya. Yemin ediyorum gidiyorum ya, ruhumu teslim ediyorum biliyorum. Dedim aha vadem doldu, gidiyorum ben dedim, benlik bu kadar arkadaşlar. Bir çıkışı oradan wow diye. Beni alırsan seni krallar gibi yaşatırım. Sen harika bir insansın. Ben de hani adam tatlış falan diye böyle adam adam tek falan denedim ki başarılı da olduk. Olmadık da değil. Yani başarılı olmasam ben size derdim arkadaşlar, zaten başarılı olamadım arkadaşlar, haberiniz olsun diye. Siz de gördünüz başarılı olduğumu. Beni salma, alo. Hiç çıkartma büyüsü hadi. İşe geliyor uzaktan. Kolay gelsin. Oğlum son adamım hala bana gelmiyor yani. Bacım bilinçaltını sikeyim. Ya satıyor mu satmıyor mu, git hiç bul bari, kapı açayım ya. Allah Allah. İşsiz armut. Ne yapıyorsun? Kan kaybından ölmemi falan mı bekliyor acaba? Yemin ediyorum çok iyi bubba taklidi yapıyorum. Benim değerim şu ülkede bilinmiyor ya, yani bubba taklitçisi lazımsa ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Dedert neredesin kuzum? Neredesin kurbanım? Hüsnü Yusuf keseceğini gördün. Okey, bu son maçımız. Güzel map. 3 mapimiz de güzel geldi. Hava çok sıcak arkadaşlar, biliyor musunuz? Gerçekten inanılmaz bunalıyorum ya. Yani şöyle serin tatlı bir hava olsa gerçekten 6-7 maç atmak istiyorum videolarda ama zaten ben onları hızlı hızlı editlediğim için videonun süresi de ideal olur. Sıcaktan eridiğim için 3 maç 4 maç sonra bayıyor. İnanılmaz bayıyor yani beni. Bu arada size söylemeyi unuttum, zaten ekranımda görüyorsunuz. Feng'e geçtim. Lori 50 yapabildim evet ama puanım yetmediği için Feng'e hiç puan veremedim. Dolayısıyla Feng'in ikinci perk slotunu açamadım. Bari dedim hep dedart dedart olmaz. Farklı perk de gösterelim. Ben de kıvrakla girdim. Merhaba. Olay gelsin. Alo. Bam. Kıvrak pava. Oğlum görmediğimi mi sanıyorsun lan? He? Kahpe keçi. Ulan 80 tane 360 yon. Pezevenk. Oğlum ne yapıyor bu ya? K
Kanka sen yani pencere bloklama şerefsizliğini çözmüşsen Wraith'te şu hitleri kaçırmaman lazım, anlamadım. Şeyin farm mı istiyor acaba? İki seçenek sunuyorum. Bir, adam içerik çıkartıyor, lunge atmama içeriği. Yani mouse'a uzun basılı tutarak ileriye atılabiliyoruz ya katil oynarken. Adam onu yapmıyor challenge olarak. İkincisi mouse'u bozuk. Basılı tutamıyor yani, bir kere basabiliyor. Gerizekalı, gelişe bak. Lan David bırak lan insanların malını çalıp durma oradan. Şerefsiz aldı kaçıyor bir de. Alo. Arada bu kadar detone normal arkadaşlar. Yani şimdi sabahtan beri konuşuyorum. 2 saattir, 2,5 saattir video çekiyorum. Sürekli konuşunca insan bir süre sonra detone oluyor yani. Olay gesniğin. Sen kahpe bir keçisin, biliyorsun değil mi bunu? Sıraya bak ya. Ne yapacağımı anladınız. Siz zekisiniz. Bak siz zeki abonelersiniz. Ama olmadı. Adam stun yemeyince. Taktiğiz la. Bam ba 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 ba. Hit almadan yapsaydım bunu işe yarardı da. Bak şuradan geliyor bak. Salağa bak. Sanki onu görmeye. Oğlum benim penceremi bir daha bloklamaya çalışırsan. Arkadaşlar ne olacağını söyleyin ona. Alo. Neler yapıyorsun sen ya? Bana bir açıkla be ki. Öldük. Tur abicim çok teşekkür ediyorum beni aldığın için. Tur abi. Bak şimdi. Bam ba ba ba. Beni orada arıyor. Kıvrak da tatlı perk aslında ya. Son jeni de yapıp ne olur gidelim. Yemin ediyorum kilo verdim oturduğum yerden. Yani şeker olduğum için mi yoksa kaşar olduğum için mi bilmiyorum ama bir şekilde eridim yani burada ya. Muhtemelen kaşar olduğum için. Oğlum yemin ediyorum ot sandım. Fengmiş, ben de diyorum niye hareket ediyor orası. Kız feng gel, kız ben de fengim gel. Bam. Kanka beni orada arama artık, kıvrağım var alo. Bu kadar erken geri dönmemi beklemez. Anladın mı? Şimdi diğer jene gitti. Benim gittiğimi sanıyor. Bu kadar hızlı geri döneceğimi beklemez. Müthiş bir timing yakaladım. Selamünaleyküm Wraith kardeş, hoş geldin. Jene oturan var mı diye baktım ben. Vurur mu? Hehe boy. Hehe boy. Alo. Adam yine mi sen göt talesi diyor şu an bana. Dava açsam kazanır mıyım? Niye göt talesi diyor bana? Bana inanılmaz uyuz oldu ya. Lan yapma. Wraith yapma. Adam mine yemleniyor orada mı? Aha. Son jam pava. Ne yapıyorsun? Mort kaldı. Kendini iyileştir. Gördün değil mi terbiyesizliği? Terbiyesizliği gördün değil mi adam orada yaptığım saygısızlık? Haddini aştı aşıyor.com. Decisive falan hiçbir şeyim yok, hadi bakalım. Lan bloklayamadım. Decisive'ın var sanıyor, onları düşürmeye çalışıyor. Güzel haber. Bok güzel haber. Ya anlat. Kendinize iyi bakın çocuklar. Video bitti, hadi görüşürüz.